19 yaşındaki Rabia Aslan. Şimdi zaten bu insanlar böyle yalanları konuşa konuşa işte televizyon ekranlarında yazık gözyaşı döküyorlar ve ben çok üzülüyorum. 19 yaşında bir genç kız başından vurularak öldürüldü. Ailesi burada. Annesi, abisi, ablası, diğer abisi ve yengesi. Bu Tabii sezon abi. Öncesinde... Ne? Ay, anne! Tamam. Bana anne! Kızının fotoğrafını görünce bile seni ağlıyor anne. Allah yardımcısı olsun. Tamam, tamam, Havancığım, Allah sana da sabırlar versin. Rabia'm. Ben size giriş bağını izleteyim. Ya da yarın izletelim. Rabia, havacım. Gördüm Rabia'm. Artık gitti. Artık yoruldum. Efendim şöyle söyleyeyim aslında. Gözü kendi. Neyse ya ben... En iyisi biz yayını verelim, ben Havan'la da bir konuşayım. Gerçekten çok zor bir durum, aile çok perişan. Kızımız evlilik hazırlığında fakat tam böyle işte nişan attığı söyleniyor. Evleneceği kişi kuzeni, yine bir akraba evliliği. Biliyorsunuz geçen sene böyle çok üzücü bir olaya mülkiye kazan cinayetine denk gelmiştik. Dilerim sonuç öyle çıkmaz ama... Çok aile içinde olduğu düşünülüyor. Aile fertleri ne yapacağını bilemiyor. Ben buradan şimdiden daha yayına girmeden önce ailenin suçladığı hem en yakınları yani yeğenleri hem onu buraya stüdyoya bekliyorum hem de babasını. Çünkü aile diyor ki bizim kızımızın başka ne düşmanı olacak? 19 yaşında işte nişanlıydı. Nişanlısıyla problem yaşıyordu. Bir gece kalktık. Silah sesini bile duymadık. Bir baktık başından vurulmuş. Kız gidiyor hastanede. Bir haftada hastanede kalıyor ve hayata gözlerini yumuyor. O sırada nişanlısının çok şüpheli tavırları olduğu söyleniyor. Nişanlısı da diyor ki ben niye öldüreyim? Yani benim nişanlımdı. Ben yani ayrılmak istesem ayrılırdım. Zaten barışmak istesem öldürmeme gerek yoktu. Fakat işin içinde o kadar enteresan konular var ki bu nişanlının ismi neydi? Mustafa'nın. Mustafa'nın da bir tane kız kardeşi var. Kız kardeşinin de bizim rahmetli Ayşe, Rabia'nın abisine aşık olduğu söyleniyor. Rabia'nın bu da Rabia'nın abisi de ona yüz vermediği için o da Mustafa ile Rabia'yı ayırmaya çalışmış gibi aslında hiç olmayacak hikayeler. İşin sonu şu ama ya. İşte 19 yaşında bir genç kız daha hiç hayatını yaşamadan hayata gözlerini yumuyor. Bu konuyu konuşacağız. Bence Mustafa da babasına da sesleniyorum. Zaten ekip arkadaşlarımız orada İsmail Bey'e. Yani sizin de ilginiz yoksa bence gelip hem kendi akrabalarınızla yüzleşmelisiniz ve siz de gerçekleri anlatmalısınız. Yarın zaten birçok kişiyle röportaj yaptık. Ben sizi de buraya bekliyorum. Biraz Hava Hanım'ı da yatıştıralım. Bu arada İsmail ne yapıyormuş? Kimse gitmesin oraya diyor. Fayda teyzemizi de atalım. Tamam yarın konuşuruz Kadriyeciğim bunları. Dur ne yapayım şimdi? Hangisini? Kadıncağız zaten fotoğrafını bile görmeye dayanamıyor. Çok yakın akraba ilişkileri. Herkes bilecek eteğindeki taşı dökecek. Suçluysa da suçlu. Suçsuzsa da gene gelecekler. Değilse, akrabalarının yanında olacaklar. Arasında. Gerçek suçlu kimse ortaya çıkacak. O da gelsin. Oğlu yani, değilse gelsin yanımızda olsun. Bir mezradan bahsediyoruz. 4 tane ev var. Kim gidecek oraya? Gidecek adam belli. Yani. Ben değilsem suçlu, benim nişanlım, benim akrabam, benim kuzenim. Suçluyu ortaya çıkarmak için burada olurum. İsmail senin, sizin neyiniz oluyor? Abi, kardeşim. Senin erkek kardeşin var. Tamam, bak burada kız kardeşin var. Senin oğlun değilse suçlu, gel kız kardeşinin yanına dur, gerçek suçluyu ortaya çıkar.
Aynen dayım seviyor. Dayım ondan kıskanmış. Ha? Efendim? Müge abla, dayım çok seviyordu Rabia'yı. Öyle böyle değil, benim gönlüme göre bir gelin diyordu. Diğer gelinler de hatta arada bir şey atıyordu yani. Gelin bunun gibi olur, sizin gibi mi olur gibi laflar söylüyordu sürekli. Perveş'in de biraz kıskanç bir kız. Kıskanç olduğu için sen benim babamı aldın diye. O şey de zaten şu oyundan sonra kızla bayağı koptular. Bir de Budak'tan bir şey bekledi. Budak yüz vermeyince tam koptu zaten. Sen benim babamı aldın diye. Ben babamı sana yar etmeyeceğim gibi sözlerden söylüyordu kıza. Hatta... Evet, bir de hani sen, ben de orada oynuyorum, sen direkt arkana döndüğün gibi benle niye oynamadın, Rabia ile oynuyordun diye eve gidiyorlar. Orada babasına bardak fırlatıyor, orada bardak kırıyor, hatta ayaklarına falan batıyor. Rabia, Ayşe Güzel direkt evlerinin önünde bir kuyu var, eski bir kuyu, babadan dedelerden kalma bir kuyu. Direkt o kuyuya doğru kaçıyor, koşuyor ben oraya intihar edeceğim diye. Allah Mustafa, Allah. Mustafa'nın kardeşi Mehmet Güzel. Bunlar ikisi kovalıyor arkasından, tutuyor kendi onu. Kendi bana söylemiş. Tutup getiriyor bunu. Kendisi söyleyen İsmail Güzel'e Serhat Aslan. Yani önce aslında babasını kıskanıyor. Daha sonra da Budak da rahmetli Rabia'nın erkek kardeşi. Herhalde Mustafa'yla madem Rabia evlenecek biz de Budak'la evlenelim diye düşünüyor. Doğru. Öyle mi? Evet bizzat bir de şey. Bana bizzat kendisi evde dedi zaten. Ne dedi? Hani benle çıkar mısın Budak'la diye annesinin yanında, Mustafa'nın yanında. Bizzat kendisi orada bana dedi. Ben de yok öyle bir şey dedim. Hani öyle bir şey mi olur dedim hani. Baktım ondan sonra Mustafa... Yani iki kardeşe evlenelim diye düşünüyordu. Aynen, aynen. Aynen o şekilde bana... Berdil mi yaptınız? Berdil mi? Berdil yapmadık. He. Hani o kız da bana, kendi evinin içinde bana çıkma teklifi etti yani. Hani evet. Budak sen de beni alsana dedi. Bak odur Mustafa ile Rabia evlenmiş dedi. Ben dedim yok dedim hani ben de seni istemiyorum falan diye. Ondan sonra Rabia Mustafa'dan bir bardak istedi, çay bardağı. Baktım Mustafa dedi ki Rabia zaten ev senindir dedi hani git kendi hani Rıza'nın evin içinde diye gezebilirsin dedi. Baktım direkt orada o Ayşe Güzel bardağı çay şekeri vardı bardakla direkt yere fırlattı. Direkt yan taraftaki odaya gitti yani. Hani Rabia'dan kıskanarak hani baktım Rabia diyor ki Perveş'in niye böyle yapıyorsun diye Ayşe baktım diyor ya git başımdan git başımdan diyor. Hani bunu kız kardeşime bizzat bundan olay bundan ibaret oldu direkt. Yani bu da kız kardeşim daha sonra da ailenin iddiası tabii bu. Az sonra hani bantlarla da destekleyeceğimiz bantlar da var bunu. Daha sonra da bu evde hani müstakbel görümce diyelim. Şimdi müstakbel görümce gelinin abisini ben de isteyeyim diyor. Şimdi Budak da hayır deyince ne? Bir oradan oluyor. Dayısıyla yeğeni kıskanmış bu düğünden sonra intihar etmelere kalkmış. Hani sonucu nasıl olmuş bilmiyoruz. Biraz mantıksız geliyor ama yaşanmış işte bunlar. Sonrasında da madem... Ailenin iddiasıdır bu. Ayşe diyor ki madem Budak beni istemiyor o zaman benim erkek kardeşimle de Rabia'nın arasını açayım. Rabia'nın arasını nasıl açabilir? Rabia'nın da eskiden görüştüğü bir erkek arkadaşı varmış. Turan. İddialara göre sürekli şekilde nişanlısına yani kendi abisine senin nişanlın geziyor Turan'la senin nişanlın Turan'la hala görüşüyor seni aldatıyor falan diye de Mustafa'yı bu şekilde zorluyor. Mustafa en son telefon kayıtları incelendiğinde yani üzülüyorum böyle şeyleri söylemeye ama mesela kızlık zarı nasıl bozulur? İşte falan gibi şimdi ayrıntılarını söyleyeyim. Arama motorlarında bunları arıyor. En son Rabia ile de aralarında bir tartışma olduğu söyleniyor. O tartışmadan sonra da Rabia işte evlerin önüne çeşmeye oraya gittiğinde başından bir el silahla vuruluyor. Aile de aslında galiba en baştan yine konduramamış. Fakat Mustafa'nın... Hastane bahçesinde, hastaneye gidişte ve daha sonraki tutumları aileye çok şüpheli gelmiş. Hepsini izleyeceğiz. Yani bir nişanlı olarak, bir yeğen, kuzen olarak, bir de aynı zamanda nişanlısı ama kuzeni. Kuzenine yapması gerekenler, işte halasına yapması gerekenler, aileyle olması gerekenler olmamış. Tabii siz de erkek kardeşinizle bu anlamda çok kuzgunsunuz. Erkek kardeşinizin de yanında durmasını bekliyordunuz. Keşke o da olmayınca... Aile. Müge abla bir de şunu söylüyoruz. Hani diyor ya benim oğlum değil diyor. Biz de diyoruz ki dayısı Rabia'nın vurulduğu silahın aynısı sende var diyoruz. Madem senin oğlun değilse götür o silahı teslim et. Cezası neyse parası neyse ben kendim karşılarım diyorum. Götür oğlun değilse çık yani kenara biz katilimizi arıyoruz. O, niye köşe bucak o silahı kaçırıyorsun ki? Niye köşe bucak? Geleceğim söyle. Bir de tabii söylemem gereken bir şey daha var. Şimdi Rabia'nın eski sevgilisi olduğunu söylenen Turan Güzel var. Bir de Turan'ın
teyzesi var, gurbet. Ama teyze derken hani yaşlı teyze olarak düşünmeyin, yaşıt teyze. O da gurbet var. Şimdi bu da rahmetlinin eski sevgilisinin teyzesi. İddialara göre o da Rabia'nın nişanlısı olan Mustafa Güzel'e aşık. Aynı zamanda da bu bizim kıskanç görümce dedikleri Ayşe ile de bu gurbet çok yakın arkadaş. Bunu size ben çizerek anlatacağım yarın ama biraz karışık. İyice karışık. Tahtayı açsana bandı. Ben size bir olay yerini izleteyim. Sonradan tahtayı açayım. Aslında kim kimin nesi oraya yazayım. Ne olduğundan öte benim için önemli olan burada Hava ablayı görüyorsunuz. Kızının fotoğrafına sarılmak isteyen bir anne. 19 yaşında benim için bir çocuk. 19 yaşında büyümedi bir abla. Çocuk öldürüldü. Büyümedi. İster nişanlansın ister olmasın. Tabii ki bu yöreye, geleneğe, göreneğe göre değişebilir ama 19 yaşındaki çocuk benim için okuması gereken. Annesinin işte ders çalışırken önüne çorbasını, yemeğini getirmesi gereken bir çocuktur. Daha hiç hayatını yaşamadan hayata gözlerini yumdu. Büyümedi, soldu. Ne diye? Hiçbir neden de yok abi, ben size söyleyeyim. Saçma sapan, zaten cinayete neden bulunmaz da. Tırmadım. Böyle saçma sapan bir şeyden bahsediyoruz. Bandı izlerken Ahmet'ciğim ben de kalkayım. Sen de ayak. Sen bir bandı izlet. Sen de ayak. ...19 yaşında bir genç kız. Şurada mermi izidir. Çekirde gideriz, tam şuraya düşmüştüm. Evinin önünde silahla vuruldu, hayatı elinden alındı. Rabia Aslan cinayetinde katil kim? Hava Aslan'ın gözündeki bu yaşlar gençliğinin baharında daha 19 yaşındayken toprağa verdiği evladı Rabia Aslan için akıyor. Kurban olan sana Müge. Rabia'm toprak içinde, katili dışarıda. Yakalayın, ben sana güveniyorum. Kurban olan sana. ...9 Şubat 2021'de sofra bezini silkeleyip çöplere atmak için çıktığı Diyarbakır Ergani'deki evinin önünde kurşunlara hedef oldu Rabia Aslan. O gün neler olduğunu ise bize Rabia Aslan'ın abisi Budak Aslan anlatacak. Birlikte akşam yemeğini yedikten sonra saat 6.30-7 civarıydı. Ben uyudum, ben şurada da yatıyordum. Annemle babamın sesinden direkt uyandım. Ben de kalktım da kız kardeşim Rabia tam şurada yatıyordu. Bayıldığını zannedip şu köşeye başını değdiğini ben düşünüyordum. Bu şekilde kız kardeşimi aldı, sürükleyerek. Kız kardeşim şu şekilde ben burada bekledim. Babam da o esnada dayımı aradı. Mustafa Güzel'in babasını aradı. Buradan direkt arabaya atıp acile gittik biz. Hani bu şekilde kız kardeşim tam yarım saat, bir saat burada, bir saat bekledik burada hani. Peki 19 yaşındaki genç kızı ateş açtıktan sonra katil ya da katiller nasıl ve nereden kaçmış olabilirdi? Burası zaten amcamın evi. Burası 4 hanedir. Başka da kimse yok. Hani buraya rahatlıkla, kolaylıkla girelim biliyor abi. Buradan vuran kişi abim buradan kaçıyor. Buradan kaçarak bizim duvar var abim. Şuradan abim 3 tane taş içeri tarafa düşmüştü abim. Demek ki kim yapmış abim buradan kaçarak gitmiş abim. Abinin iddiasına göre kız kardeşinin katili, cinayetin ardından Rabia Aslan'ın aynı zamanda kuzeni olan Mustafa isimli nişanlısının evine doğru yönelmişti. Benim evim şurası. Olay yapan her kimse buradan kaçarak gidiyor. Abim tam Mustafa'nın evi de tam branda olan gözüken yer var ya, tam orası tarafım. Gösterdiği güzergah üzerinde köy korucularının bulunduğuna da dikkat çekiyor Budak Aslan. Korucuların olduğu mevkide abim, korucular içerideydi. Soruldu, hani biz dışarıdaydık, biz kimseyi görmemiştik ama korucuların olduğu mevkide de burada abim. Budak Aslan'ın cinayetle ilgili şüphesi kız kardeşi Rabia Aslan'ın kuzeni olan nişanlısı üzerinde. Rabia'nın nişanlısı Mustafa Güzel aynı zamanda sizin akrabanız mıydı? Öz dayımın oğludur. Mustafa'nın kardeşi Ayşe Güzel benden hoşlanıyordu. Benle evlen diye, benle çık diye ben de bunu reddedince kız kardeşimi abisine kötülüyordu. Mustafa Güzel de 4 gün önce nişanı attıktan sonra araları hiç iyi değildi. Katili bellidir, Mustafa Güzel'dir ve ben bunu Müge Anlı'ya duyurmak istiyorum. Bir başka genç kızının canı almasına müsaade edemem. Yani elini kolunu salya salya serbest gezmesin dışarıda. Bu çocuk
derhal yakalanmasını istiyorum ben. 1,5 yıldır Aslan ailesinin ne acısı dinmek biliyor ne de gözyaşı. Ne yazık ki Rabia Aslan yerine toprağına sarılan ailenin bir nebze de olsa yüreğini rahatlatacak tek şey katil ya da katillerin bulunması. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronum öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.